Well, this is the first flight. And welcome back to Avi Reaction. Guys, here you go again with another video. Guys, this video is so requested, okay? Today, 14 December, okay? The first flight of Bayraktar Kızılelba, okay? We have here the person who made that possible, okay? Cannot wait to see this video because I recorded another video like this like 1 week ago, okay? But actually, I didn't saw the flight, so I'm so curious. So, guys, let's go and let's enjoy this video. Let's go, guys. 4 Aralık 2022 insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma bugün başarıyla ilk uçuşunu. When I see this guy, I see like a teacher. I don't know why. I see him as a teacher. Okay, I don't see as a person who create weapons for war. No. 14 Aralık okay, 2022 insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma bugün başarıyla ilk uçuşunu tamamladı. Havacılık muharebesinin geleceği olan insansız savaş uçaklarına ülkemiz adım atmış oldu. Bu dünyanın kapılarını aralamış oldu. Rabbimize şükürler olsun. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Oh, there is his thing there. Hayırlı uğurlu olsun. I think there is like, come on man, too fast, wait, sorry. No. Oh, this is the first flight. Not a deafening fear. Oh, don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. Take an eye off the right in your side. You would never see me coming. You don't. How much speed is going? No, at the time, because looking like this is like very slow, but for sure cannot be slow. Okay, because it's flighting and. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put a. Okay, I have another video and I will start now, okay? But come on, man, you need to fix that Kemal Atatürk in the plane. You need to fix that, absolutely yes. Let's go now and let's enjoy the second video. Okay, this is more about amatorial video. Oh, come on, man! Yes, it's fine. The fans. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma muhalif insansız uçak sisteminin ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Gelişmeyi resmi Twitter hesabı üzerinden duyuran Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, daha fazla yerde tutamadık uçtu, Rabbimize şükürler olsun ifadelerini kullandı. Teknofest 2022'de motorların teslimatına devam ettiği bilgisini vermişti. Kızılelma'da Ukrayna menşeli AL-25 TLT ve AL-322F turbofan motorlarının kullanılması planlanıyor. Farklı gereksinimlere yönelik bir adet AL-25 TLT, AL-322F veya 2 adet AL-322F olmak üzere 3 farklı motor opsiyonlu Kızılelma bulunacak. Kızılelma için motor tedarikine ilişkin geçtiğimiz dönemde Ukrayna ile sözleşme imzalanmıştı. L-39 Albatros eğitim uçaklarında da kullanılan ve yaklaşık 16.9 kN etki verebilen AL-25 TL üzerinden geliştirilen art yakıcısız AL-25 TLT'nin askeri olarak bu itki değerinde olacağı değerlendirilebilir. Düşük maliyetli, basitliği ve itki sebebiyle bir ilk faz motor olarak kullanılması daha olasıdır. İkinci motor opsiyonu olan art yakıcılı AL-322F ise Kızılelma gibi agresif uçuş karakteristiklerine sahip bir uçak için çok daha uyumlu bir seçenek olacaktır. AL-322F
azami olarak art yakıcısız 24.5 kN, art yakıcıları ile 44.1 kN itki üretebilir ve Mach 1.6'ya kadar çalışabilmektedir. AL-322 hali hazırda, çift motorlu Honglu L-15 hafif taarruz uçaklarında da kullanılmaktadır. Tek motorlu konfigürasyonların yanında Kızıl Elma için 2 adet AL-322F ile donatılmış bir motorlu konfigürasyonda bulunacak. Çift motorlu konfigürasyonun daha yüksek itkisi itibariyle daha fazla iç silah istasyonu hacmi ve yakıt kapasitesi için daha büyük bir gövdeye sahip olması muhtemeldir. Daha yüksek hızlara ulaşabilecek ve daha geniş bir muharebe yarış çapına sahip olacak çift motorlu Kızıl Elma, aynı zamanda bir motorun arızası durumunda diğer motor... He made the first flight in first person, okay, the person that make this possible, look at him. ...olacak, çift bir muharebe yarış çapına sahip olacak çift motorlu Kızıl Elma, aynı zamanda bir motorun arızası durumunda diğer motorun çalışması halinde uçuşa devam edebilmesi itibariyle beka olarak da avantajlara sahip olacaktır. 10 Haziran 2022'de TEİ tarafından duyurulan 26.7 kN ve art yakıcıyla 44.5 kN itki verebilen TF6000 AL-322F art yakıcı turbofan motoru ile. Okay, at least in this video we saw a little bit more, okay, of the flight of Kızıl Elma Bayraktar, okay, but you need to fix that. You need to put Atatürk seeing that plane for sure, like for sure, man. I didn't saw. There is in some parts I cannot see, and I love to see details, but I cannot see actually. But guys, let me know in the comments your opinion, okay? But I hope that these weapons will never, 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 like never get used. I hope so. Guys, let me know in the comments what do you think. I'll see in the next reaction. Ciao a tutti ragazzi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!